Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, transfer gündemiyle iç içeyiz. O kadar iç içeyiz ki hani bir gelişmeyi tutmuyor, bir gelişmeyi ekleniyor. O öyle derken başka bir şey oluyor, bu böyle derken yine başka bir şey oluyor. Çok ilginç. Yani çok çok ilginç bir durum var ortada. Ve neresinden bahsedeceğimi bilmiyorum. Şimdi kısa kısa mı bahsedeyim, uzun uzun mu bahsedeyim bilmiyorum. İlk Onur Bulut'la başlayayım. Evet, geceleyin videosunu çektim ama ben şunu belirteyim. Kafamı kurcalayan şeyler var. Hani ben canlı yayınlarda Galatasaraylılara söylüyorum, sorular soruyorum. Onlar kıvırıp kaçıyorlar ya. Genellikle öyle oluyor. Yani kıvırıp kaçıyorlar. Delikanlı gibi durup cevap vermiyorlar. Ben de bundan nefret ediyorum. Lan çıkın deyin ki arkadaş, evet şöyle olsa, haklısın kardeşim, haklısın, bize olsa böyle derim deyin. Ulan bir tane delikanlılık edin. Şimdi ben Onur Bulut'la ilgili konuşacağım. Kayseri Spor, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'nin 3.1 milyon euroya anlaştı diye bir iddia ortada. Bakın şimdi. 3.1 milyon euro. Bu arada ben Onur Bulut'un bu sezon ilk yarı performansını beğenen bir ismim. Bilginiz olsun. Zaten Fenerbahçe'nin oynadıkları maçta da belirtmiştim. Yani rakibin en tehlikeli silahı Onur Bulut diye. Ki biz Onur Bulut'u Alman ligindeyken Alman liginde Alanya Spor almadan önce biz alacaktık ama nasip olmamıştı. Ve Almanya'da altyapı eğitimini alan futbolcu Alanya Spor, Çaykur Rizespor ve Kayseri Spor formaları giydi. Bu sezon 22 maç, 3 gol, 4 asist, 2010 dakika süre almış durumda. Şimdi şunu söyleyeyim. Buraya kadar normal. 3.1 milyon euro bence çok büyük para. Bu da normal. Büyük para ama normal. Çünkü biliyorsunuz Türk futbolcular kıymete biniyor. Bu da normal. 1 milyon 750 bin euro Fenerbahçe'nin Tiam transferinden alacağı bir para varmış. Bu para silinecekmiş. Bak bu beni işkillendirdi. Bu beni sinirlendirdi. Bu bir. İkincisi 675 bin euro artı 675 bin euro da iki taksit halinde ödenecekmiş Fenerbahçe tarafından. Muhtemelen yazın bir kısmı, diğer yazda diğer kısmı. Bu arada haberin kaynağı Kayseri'de güvenilir bir kaynak, bilginiz olsun, ama biraz abartmış olabilirler diye düşünüyorum. Şimdi bu beni işkillendirdi. Niye işkillendirdi? Ben bir şey diyemiyorum ama herkes hayırlı olsun diyor. Şimdi sıkıntı şu. En büyük sıkıntı. Oyuncu yazın gelecek Fenerbahçe'ye diyor. Zaten Kayseri Spor'un transfer yasağı var. Hani gönderirse perişan durumda olurlar. Oyuncuyu yazın almak. Ya zaten oyuncu yazın boşa çıkacak. Hani Kayseri Spor'u zenginleştirmenin mantığı ne? Şimdi bak. Ben harbi Fenerbahçe taraftarı olarak değil, tarafsız bir taraftar olarak yorum yapıyorum. Ulan arkadaş, Fener bunda ne ayarladı diyecekler. Bir kere Fenerbahçe kupada da ligde de Kayseri Spor'u yenebilecek güçte. Rahatlıkla yenebilecek güçte. Ki iki maçta da yener diye düşünüyorum. Şundan %100 eminim. Bu çok su götürecek bir olaya dönüşecek. İnsanlara durduk yere malzeme verildi. Lan madem transfer yapıldı, şimdi açıklamayın. Madem yazın gelecek, şimdi açıklamayın. Mayıs'ta açıklayın. Ya Fenerbahçe yönetimi eğer böyle bir şey yaptıysa, eğer hani bu rakamlar doğruysa, bu transfer gelişmesi doğruysa, ya Mayıs'ta açıklayın. Kimsenin de aklına bir şey gelmez. Ha diyeceksiniz ki, hocam Mayıs'ta Onur Bulut'un sözleşmesi bitiyor. Ya orada üfürükten bir haber yapın. Bir hafta boyunca sosyal medyada paylaşın. Onur Bulut 3 yıl daha Kayseri Spor'da diye paylaşım yapın. Sonra deyin ki 3 yıl daha uzattı, Fenerbahçe etik olmaz diye biz görüşecektik gelecektik ama şimdi alıyoruz dedi desin. Bunu yapaydınız. Bu olay çok şey yapar. Ha ben şundan çok eminim. Okan Buruk gerekirse Sakaboy'u satın ama Onur Bulut'u alın diyordu. Çok istiyordu. Ondan da eminim. Bak arkadaşlar, harbi konuşuyorum ben. Yani dostane sohbet yayını gibi konuşuyorum. Biz ellerinden almış olduk ama her Galatasaray'ın, yani Galatasaray'ın elinden futbolcu aldık demek için bu saçmalıklar da çok enteresan. Mert Müldür'e gelelim.
Biz Mert Müldür konusunda kulübüyle görüştük Sağ Sağlo'yla. Hatta Sağ Sağlo'yu bir nevi iknaya getirdik. Sağ Sağlo da Mert Müldür'ü elinden çıkartmak istiyor. Hatta yerine de sağ bek alıyorlar. Ya da almışlardır belki de ben bu videoyu çekerken. Eğer yerine sağ bek aldılarsa siz benim duyumumun doğruluğunu anlayın. Bak, duyumumun doğruluğunu anlayın. Mert Müldür'ü almak istiyoruz. Küçük bir meblağ sunduk. 2,5 milyon euro gibi bir opsiyon sunduk. Adamlar 5,5 falan istedi. Belki 3,7'ye falan filan anlaşılır. O şey değil. Ama Mert Müldür Fenerbahçe'ye de gelebilir. Başka takıma da gidebilir. Belki bizden hariç başka takımlarda da görüşüyorlardır. Şundan eminim, Sağ Sağlı Mert Müldür'ü tutmak istemiyor. Bunda da anlaştık mı? Anlaştık. Kısa kısa duyum olarak veriyorum. Maur Yasilirmak. Maur Yeşilırmak yani. Deneme sürecine başladı arkadaşlar. Dün bir arkadaş sormuş, hocam hızlı geçtin anlamadık diye. 18 yaşında bir çocuk. İsrail takımından geldi. İsrail alt yaş kategorilerinde oynuyor ama Türk pasaportu da var. Türk milli takımda da oynayabilir. Bilgisi olsun bu kardeşimizin. Bu çocuk denemeye alındı. Zaten bu çocuğun transfer duyumunu verirken dedim ki A takım için değil, alt takım için alınacak. Deneme süreci falan diye de belirttim. Şükür ki yanılmadım bu duyumda da. Çünkü sizlere mahcup olmaktansa hiç duyum vermeyeyim daha iyi. Atilla Sanayi'nin sözleşme uzatması için Fenerbahçe görüşmelere başladı diyor. Bu tam doğru değil. Fikir var ama resmi bir görüşme yok. Şu ana kadar doğrulatamadım. Bilginiz olsun ama şey var. Düşünce var. Ama resmileştirmedim. Bunu da konuştuk. Hızlı gidiyorum. Bir an önce 23.15'teki yayına yetişeyim diye. Ben bu videoyu da 23.15'teki yayından biraz önce şey yapıyorum. Ha, şu var. Kayseri Spor. Bak, unutmadan da onu söyleyeyim. Barış Yurtseven diyor, Kayseri Spor yöneticisi sezon sonu serbest kalacak 29 yaşındaki Onur için Fenerbahçe'nin alacağını silip bonservis ödediğini söyledi. Şaka mı bu? Bu ancak bir başka kulüpte oynasa Arda Güler için yapılır. Mali kongrede Fenerbahçe yönetiminin başına büyük ağrı yapar bu transfer diye. Şimdi Kayseri Spor'un transfer tahtası açılması için de bu para verilmiş olabilir. Hani Kayseri Spor transfer tahtasını açsın. Bak, şu da olabilir. Aklıma inanın şimdi geldi. Arkadaşlar, Kayseri Spor transfer tahtasını açtı. Diyelim. Transfer yapabilir. Fenerbahçe Nazım Sangare'yi kiraladı. Ya da sözleşmesini feshetti. Nazım gitti. Nazım'dan kurtulmuş olursun. Lemos'u gönderdi. Sözleşmesini feshetti. Kayseri aldı. Lemos'tan kurtulmuş olursun. Hani birinin yıllık ücreti yarım sezonluk 500 olsun, öbürününki de 300 olsun. 800 bin euro. Hani aklıma geldiği için söylüyorum. Gustavo Henrique'yi de gönderdin diyelim. Sadece aklıma geldiği için söylüyorum. Bu arada Onur Bulut 16 Nisan 94 doğumlu, 28 yaşında. Hani Nisan'da 29 olacak. 28-29 konuşması geçtiği için söylüyorum. Sadece bu mantıklı olabilir. Bir kez de milli takımda oynamış. Sadece bunun mantığı olabilir. Ama insanlar neye çevirecek? Fenerbahçe Kayseri'yi her yendiğinde al bak bunun için yaptılar diyecek. Demeyecek mi? Diyecek. Ben sıkıntılı buluyorum. Enner Valencia Barcelona'dan bir teklif gelirse reddedilmez diye düşünüyorum demiş. Ha, Valencia kalacak Fenerbahçe'de, devam edecek. Barcelona'nın Valencia'yla falan işi olmaz. Size göre çöp Valencia. Size göre Barcelona alırsa Icardi'yi alır. Başka kimseyi almaz. Size göre derken kimleri kastettiğimi biliyorsunuz. Ha, bana göre de almaz. Ya Valencia kim, Barcelona seviyesi kim? Yani o seviyeler çok ayrı ayrı seviyeler. Şunu da belirteyim, 19 gol atmış. Şu an gol krallığında. Belki de en fazla gol atarak gol kralı olacak futbolcu olmaya doğru hızla ilerliyor. Gustavo Henrique. Onu da konuşalım. Kayseri Spor olayında konuştuk. Gustavo Henrique. Arkadaşlar, biz Gustavo'dan memnun değiliz. Jesus memnun değil. Tamam, ben aldırdım ama tutmadı diyor. Diyebilir. Olympiakos Gustavo'yu istedi. Ancak zaman yetmedi. Süre yetmedi. Hani taraftar 5 istedi, 6 oldu, 10 istedi, süre yetmedi var ya. Bu da onun gibi bir şey. Bu da onun gibi bir şey oldu. Şimdi Flamengo ve Fenerbahçe arasında bir sıkıntı var. Ben size söylüyorum, uzun zamandır bu sıkıntı var. Ve FIFA'lık olma noktasına kadar geldik biz. Biz istemiyoruz diyor, onu istiyorsunuz diyor, vermek zorundasınız şöyle böyle falan filan. Belki de biz Gustavo Henrique'yi Kayseri Spor'a vereceğiz. Bak, şu olursa Gustavo Henrique'nin bonservisi alındı. Misal veriyorum başka takıma göndermek için. Dediler ki 1.4 milyon euro. 1.4'ü aldın.
Pes ettin, Kayseri'ye gönderdin ya da Kayserispor'a verdin. Onur Bulut'un borcundan silinmesi diye. 1.4. Sen de zaten aşağı yukarı 1.5 falan şey yap, 1.750 oradan yaklaşık 1.4 falan şey yapacaktı. Direkt 0'a 0. Direkt Onur Bulut'u yazın alacağız. Tiam'ın borcunu sildik. Gustavo Henrique'yi de verdik. Yıllık ücretinden kurtulduk. Alın bir de Nazım veriyoruz falan diyeceksek. Bana mantıklı gelir. Fenerbahçe taraftarı olduğum için, ama rakip taraftarlara bunu anlatamazsınız. Konuşurlar. Algısını da yaparlar. Benden söylemesin. Batshuayi. Arkadaşlar, Batshuayi için 10 milyon euroluk İngiltere Ligi'nden teklif gelmiş. Everton'dan kabul etmemişiz. Bir Mustafa Hoca klasiği. Ben bunu söyledim. Demedim mi? Ha, bana gelen rakam 16 milyon euroydu. Yalana da gerek yok. 16 milyon euro ama bonuslarıyladır ama bilmem nesiyledir. Ben onu bilmem. Bana gelen rakam bu kardeşim. Ben bana gelenden şeyim. Ben üyelere 16 milyon euro olarak duyurdum. Ben bundan sorumluyum. Anladınız mı? Hatta bir İngiliz kulübünden, Premier Lig'deki bir kulüpten, mavili beyazlı bir kulüpten falan filan. Yok, mavi beyazı demedim. İngiliz kulübü, Premier Lig dedim. Doğrudur, yanlıştır bir şey diyemem ama doğruysa benim duyumu doğrulatır. Bir tek fiyatta anlaşamamışızdır. Ja Pedro ile ilgili üye arkadaşlara duyumumu verdim. Menajeri de açıklamayı yapmış. Aynen şunu demiş. Stefano Lombardi, Ja Pedro Türkiye'de kalıyor. Spezia, Fiorentina ve Verona ile ilk temaslar oldu ancak sonrasında Fenerbahçe'de kalma kararı verdik. Yine üyelere bu şekilde, üyelere ben 3 takımla görüştüğümü söyledim ama abonelere sadece Fiorentina'yı söyledim. Çünkü en ciddisi Fiorentina'ydı. Sağlık raporu istediğini falan söyledim. Hatta sosyal medyada düştü bu duyum. Gördüğünüz üzere demek ki görüşülmüş, demek ki doğruymuş. Transfer olmamış. Bunu da sizin insafınıza bırakıyorum. Osayi Samuel. Bu da çok sorulduğu için burada konuşmam lazım. Hocam, Osayi gitti mi? Gidiyor mu? Kaldı mı? Kalıyor mu? Nasıl sorular ya? Ne, internet sitesi mi bu? Bir şey mi pazarlayacağız? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. 2 gün önce Ajans Spor ne dedi? Bournemouth Fenerbahçe'den Bright Osayi Samuel'le 13,66 milyon euro karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzaladı dedi. Ajans Spor. İmzaladı. Eski kaleci antrenörümüz Kraft, Osayi Samuel'e yeni kulübünde başarılar diliyorum dedi. Sonra dedi ki, hani neredeyse bütün internet siteleri Osayi hakkında ayrılık haberi paylaştı. Ben de Instagram'da o yüzden o paylaşımı yaptım dedi. Doğru mu? Doğru mu Samet? Doğru. İyi. Hocam sen de video olarak yaptın. Hayırlı olsun gitti Mert Müldür falan filan dedin. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediniz değil mi? Yok hocam, izlemedim. Sadece kapak resmine baktım. Açıklamaya baktım. Orada o sahayı yazıyor. Hayırlı olsun diyor. Mert Müldür diyor. Demek ki o sahayı gitmiş. Mert Müldür gelmiş. Bir kardeş de canlı yayında yazmış utanmadan. Sen dedin ya diyor, İtalya'ya gidecek diye diyor. Gittim İtalya'ya diyor. Ya ben nerede İtalya'ya gidiyor demişim. Lütfen bana burada bulun. Söyleyin, herhangi bir yerde İtalya'ya gidiyor kesin dediysem, o kardeşe söylüyorum sana 1000 euro göndereceğim. Namusum, şerefim üstüne söz veriyorum. Demediysem sen de 1000 euro gönderecek misin? Buyur. Ya buyur. Ya ayıptır ya. Arkadaşlar, söylediğiniz lafa bir bakın. Benden çıkmış mı? Ben söylemiş miyim? Canlı yayınlarda özellikle böyle böyle hareketlerde bulunuyorsunuz. Aklınız sıra. Ben bilmiyorum neyi şey yapmak istiyorsunuz. Üye arkadaş yayına gelmiş. Evet. Lake of Tears 3,1 milyon euro doğru değil. Bu haberlere itibar etmeyin demiş. Yani Fenerbahçe'nin resmi duyum organı Lake of Tears 3,1. Bunu da belirtelim. Peki. Onur Bulut hakkında 3,1 milyon euro doğru değil. Bu detaylara itibar etmeyin. İnan var ya, yani ben bazen Lake of Tears'ın kendim olduğunu da düşünüyordum. Çünkü genellikle bu tip yorumu ben yaparım. Hani kulüp şu parayı açıklayacak ama bu paraya inanmayın, benden doğrusunu bekleyin diye. Sevgili Lake of Tears, bak seninle mezala ben gecemi gündüz eden düşsem böyle 4-5 eder. Borini'yi konuşmadık biz ya. Borini'yi konuştuk mu? Borini'yi konuşmadık. O sahi için de şunu söyleyeyim.
Arkadaşlar her an her şey olabilir. Anlaştık mı? Ama hocam İngiltere'de transfer dönemi bitti. Ya arkadaş, İngiltere'de transfer dönemi bitti de bunun başka kuralı olur, başka bir şey olur, ek bir şey olur falan filan, Inter Milan bir şeyler olur. Ben bir şey diyemem. Ha, şahsi fikrim şu. İnşallah gider. Ben videoda da aynen bu şekilde söylüyorum. İnşallah doğru çıkar. İnşallah sizin duyumunuz doğru çıkar. İnşallah doğru söylüyorsunuzdur. İnşallah olur diye. Gerisini size bırakıyorum. Son olarak Borini. Açarsan Borini. Yok, o başka bir şeydi. Fabio Borini çok önemli bir oyuncu demiş Pirlo. Gitmesini istemem. Umuyorum bizde kalır. Transfer dönemlerinde bu şekilde senaryolar ortaya çıkabilir. Bak. Hayır. Fabio Borini Fenerbahçe yolunda diye de paylaşmışlar. Borini Fenerbahçe'de demişler. İmzalar kısa sürede atılacak demişler. Peki hocam sen ne dedin? Üyelerine ne dedin? Hadi. Biz bizeyiz. Üyelerine ne dedin? Değil mi arkadaşlar? Üyelerime aynen şöyle söyledim. Borini için kritik gün Çarşamba günü. Bekleyin, Beşiktaş maçında bir gol bir asistle maçı tamamlasın. Sonra konuşuruz dedim. Asistini yaptı ama penaltıları verilmedi. Belki penaltı verilseydi Borini atacaktım. Üyelere tek mahcubiyetim Borini'nin gol atamamasından dolayı. O da hissi olduğu için herhalde kızmazlar. Aynı duyumu abonelere de verdim. Abonelere de verdim. Ama ben Borini'nin olmayacağını düşünüyorum. Ben şu andan itibaren Borini'nin olmayacağını düşünüyorum. Bilginiz olsun. Hocam Coutinho'dan dolayı mı? Başkasından dolayı mı? Kim geliyor? Kimden dolayı? Neden böyle bir şey hocam? Arkadaşlar, Coutinho olabilir, başka birisi olabilir. Bizim görüşme yaptığımız bir kanat oyuncusu var hali hazırda. Bu Coutinho için demiyorum. Hali hazırda bizim görüştüğümüz isim ve isimler var. Borini belki o olmazsa, onlar olmazsa olabilir ama şimdilik ben zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdilik zannetmiyorum Borini konusunu. Ama Borini olursa da takas ile bence olabilir. Bizim elden çıkartmamız gereken futbolcular var. Bakın, elden çıkartmamız gereken futbolcular var. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de bekleyip göreceğiz. Ha, bir önceki, yok iki önceki videoda dedim ki Galatasaray mesela Seferovic'i nasıl gönderdi? Şöyle yaptı, böyle yaptı diye. Biz öyle gönderemedik işte. Biz öyle gönderemiyoruz. Çünkü bizim tepkicimiz çok fazla var. Bu şekilde. Arkadaşlar ben her şeyden öte teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kanalda beni desteklediğiniz için, abone olduğunuz için. Transfer sezonu bittiğinde bir yere kaçmayın. Asıl bizim transferler o zaman başlıyor. Şubat ayında, artık Şubat ayındayız. Emin olun Şubat ayındayız ve yavaş yavaş uyumlara, bombalara başlıyoruz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ve aramızda kalmanızdan da son derece memnun kalırız. Erman Toroğlu, VAR hakemi Serkan Tokat, Fatih Karagümrük'ün penaltısını vermemek için Ali Şansalan'ı VAR'a çağırdı demiş. Daha bu çok sular götürür. Ben bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.